Şimdi bu prekaryon üyeleri kendilerini öyle tanımlamıyor. Belki çoğu o kelimeyi de duymamış. Bizim bu konuştuğumuz şeyleri de kafalarında belki bu kavramda tartışmıyorlar ve çoğunun siyasi aidiyeti de belki inançla kurduğu ya da kurmadığı ilişkiyle belirleniyor. Etnik kökeniyle belirleniyor. Aileden gelen bir takım politik geleneksel bağlarla belirleniyor filan. Yani bu toplumsal konumlarıyla siyasal tercihlerini yapma oranların ne kadar bilmiyorum. Ama bu salgının getirdiği ekonomik sorunlar, bunun yaratacağı işsizlik, evlerde biraz hayatı sorgulama süresinin, şansının verilmiş olması filan, zannedersem ki Türkiye'de biraz daha bu hayatın içindeki yeriyle, toplumsal konumuyla, işte ekonomik sermayemle, kültürel sermayemle, sermayemle sorularını, bu kavramlar üzerinden olmasa da soran insanların, prekarya çerçevesi içinde ele aldığımız insanların sayısının oranını artıracaktır. Burada... Umarım muhalefet partileri de, çünkü ben hani şey değilim, sizin hani sizin bugün Ünsal'la yayınınızı izledim de hani ben tarafsız gazetecilik iddiasını kaybettim, çünkü zaten gazetecilik yapmıyorum. Bir takım yayın işleri yapsam da hani Türkiye'deki yönetimin sandıkla değişmesine belki prekaryanın derdini dinlemek muhalefete yardımcı olabilir. Burada...